Merhabalar. Bugün 15 Haziran Cumartesi. Altının sürekli aynı bölgeden destek tepkisiyle bize para kazandırdığı güzel bir Forex haftasını kapattık. O zaman haftalık analiz zamanı. Dolu dolu hazırladığım haftalık analize geçmeden önce iki tane hatırlatmam yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar birinci hatırlatmam Temmuz Gantem çizim sınıf kayıtlarımız devam ediyor. Şu anda son 3 kişi kontenjan kaldı. Şu anda Haziran ortasına geldik ama sınıfı neredeyse kapattık bile. İlginiz için teşekkür ederim. İkinci hatırlatmam ise 21 Haziran'da enflasyon fiyat güncellemesi olacak. 21 Haziran'a kadar şu anki fiyatlardan hem eğitimi hem de yazılım paketlerini alabilirsiniz. 21 Haziran'dan sonra %25 fiyat güncellemesi aktif olacak. Bu haftanın aklında kalan ilk 3 trader adayından birincisi Salih. Salih aslında geçen haftanın kapanışında kar çekimini göndermiş ama geç gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim çünkü güzel bir hikayesi var. İlk görselden başlıyorum. Hocam ben bu haftayı kapattım, ilk ker çekimini yaptım. ilk ker çekimi ve 500 dolarlık bir kar çekimi gerçekleşmiş. Şimdi ortalama 1-2 ay öncesine gidelim. Buraya dikkat arkadaşlar. Hocam merhabalar, hayırlı geceler. Ben platformun 4. ayına girdim. Ufak ufak kar etsem de hep geri veriyorum. Geçmişteki kayıplarımın bir an önce çıkarmak için yüksek lot açarak sanki %100 o işlem gelecekmiş gibi işleme giriyorum. ...sonu hep hüsran oluyor. Bakın hatasını biliyor. Bu ortalama iki ay önce gerçekleşiyor. Bir iki işlem başarılı olsa bile... ...sonrasında hepsini geri veriyorum. Tabiri yerinde ise cin olmadan adam çarpıyorum. Ben de kendime kurallar koymaya karar verdim. Ve her sabah bunlar okuyacağım. Bakın arkadaşlar bilinçaltına bunları yedirmek için... ...ve sürekli aynı hataları yaptığı için... ...kendine kurallar koyuyor. Ve bu kurallar aslında YouTube yayınlarında derslerimde sürekli söylediğim hatta her sabah neredeyse podcastlerde söylediğim sözler. Bakın birincisinden başlayalım. Birinci madde analiz yapmadan işleme girme. Zaten bu olmazsa olmazımız. Trader her yerde işleme girmez. Fırsat bölgeler oluşturur. İkinci madde riskine hesap ederek lotunu ayarla abartıya kaçma. Bu sürekli yaptığı yanlış bunları bilmesi ve yazması ve kendi kendine itiraf etmesi aslında değişimin başladığı yer. Üçüncü madde karda kademe eklemek için acele etme. Şimdi profesyonel trade adayları platformu kullanıyorsa belli kanal geçişlerini net olarak görüyorlar. Üst kanalda mı? Alt kanalda mı? Ama bu ikinci seviye, üçüncü seviye trade etmeye başlayınca. Yani düzenli kar çekimleri başlamış. Düzenli kar çekimlerinden sonra artık şov kısmına başlamışlar. Daha da çok risk alarak. Ama düzenli kar çekimlerinden sonra. Karda kademe eklemek böyle arkadaşlar. Ama ben daha düzenli kar çekimleri yapmıyorken karda kademe eklemeye kalkarsam zaten zarar ediyorken 2 katı 3 katı daha fazla zarar yazmaya başlarım. O yüzden ilk önce düzenli kar çekimleri daha sonrasında gözümüz daha fazla teknik kanalları gördüğünde kanal geçişlerini çok daha net gördüğümüzde o zaman o ince kıvrak dönüşleri yapabilmemiz gerekiyor. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Hacmin azaldığı saatlerde işleme girme. Zaten bunu neredeyse her YouTube programlarında analizi yaparken seans mumlarını göstererek bakın Avrupa seansı, Amerika seansı zaten artık akşam 8-9'dan sonra çok fazla işlem kovalama olmaz. Akşam 10'da zaten bitiyor her şey diye üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yaptığı yanlışlardan bir tanesi de buymuş. Bir sonraki maddesi Genellikle gün içerisinde pozisyonu kapatmaya çalış, ertesi güne pozisyonu sarkıtma. Bu da çok önemli. Bizim amacımız day trader olmak. Yani gün içerisinde pozisyonu açıp kanal tepkisini yakalayıp 2 saat, 3 saat, 4 saat içerisinde tepkiyle birlikte kaçmak. Bunu yapmak için gün içerisinde en doğru zamanda, en doğru yerde, en doğru kanal geçişinde, en doğru seans saatinde pozisyona girip ve 2 saat, 3 saat sonra pozisyondan ayrılmak gerekir. Bu da önemli maddelerden bir tanesi demek ki bunu da yapamıyormuş. Bakalım bir sonraki maddesi neymiş? Stop olunca işlemi takip et. Çünkü ben tradersam öyle canımın istediği yerde işlem açmam. Fırsat bir bölge vardır. Stop olduktan sonra o bölgeyi takip et. Ya tekrardan fırsat bölge destek tepkisi gerçekleşecek ya da Orası önemli bir pivotsa riskli işlem yapabileceğin fırsatı da sana gösterebilir. O yüzden o bölgeyi takip et. Şimdi bu söylediğim trade etmen birisine göre, trader olmayan birisine göre çok muğlak ve çok boş cümle olur. Ama trader olan birisi bunun nedenli önemli olduğunu anlayacaktır. Tabi bunun altyapısının oluşması gerekir. O pivot bölgeyi görme, stop olduktan sonra o bölge üzerinde izleme işlemi stop ettirmek ve Riski arttırarak karlara doğru ilerlemek tamamen profesyonel trader yetenekleri arkadaşlar. Bu yetenek de tabii doğuştan gelmiyor. Sonrasında çalışarak geliyor. Çünkü trade etmek mesleki beceri süreci. Aynı diğer mesleklerde olduğu gibi. Sonraki maddesine bakalım. Kanal ortasında işleme girme. Zaten bunu neredeyse her hafta söylüyorum. Her sabah gruba yaptığım podcast'lerde söylüyorum. İşlemi açıyorum, işlem oluşturuyorum ve ilk defa sabah 10.30'da bakarım derim ki, kanalın ortasına gelmiş. Üstüne baksam yok, altına baksam yok. Ben bu enstrümanı geçiyorum derim ve gerçekten de o gün içerisinde bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı yatay bantta kalır. Neredeyse %80. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Ben boş yere bir bölgede beklememiş oldum. Zaten platformu kullanmamın amacı da tepki yerlerinden işleme girebilmek. Eğer tepki yerlerini göremiyorsam, kanalın ortasından hiç işlem fırsatı olmayan manasız bir yerden işleme giriyorsam o zaman zaten trader değilimdir. Bunu anlatmak ve paylaşmak istedim ve bu kuralları yazdıktan sonra değişime başlamış ve geçen hafta 500 dolar kar çekimi gerçekleşmiş. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben hatalarımı kendime itiraf ettiğimde, artılarımı eksilerimi ben söylediğimde değişim çok daha kolay olacaktır. O zaman geçelim bir sonraki trader arkadaşım. Bir sonraki haftanın öne çıkan trader adayı Barbaros. Barbaros haftayı kapatırken ortalama 250-260 dolar kar çekimi yapmış. Neden haftanın öne çıkan trader adayı? Trader her hafta kar çekimi yapabilendir. Piyasa nasıl giderse gitsin, yatağa gitti, ters gitti, hacimli gitti, hacimsiz gitti. Trader her piyasa koşulunda kar yapabilendir ve her haftanın kapanışında kar çekimi yapabilendir. Barboros'ta olduğu gibi uzun uzadıya anlatmayacağım. Önceki işlemlerine baktığımda zaten platformu çok iyi kullandı. Platformun kanallarıyla işleme girip çıkabildiğini çok net olarak görebiliyoruz. O yüzden da haftanın öne çıkan trader adaylarına eklemek istedim. Üçüncü olarak geldik Zafar abiye. Zafar abiden ne zamanlar bahsetmiyordum. Başarı hikayesini izlemediyseniz muhakkak izleyin. 1000 dolar ile ortalama bir ayda 50.000 dolar kar çekimi yaptı. Ve sadece platformun kanallarını platformun çizgisini kullanarak. Haftayı kapatırken de 3000 dolar kar çekimi yapmış. Bu aslında ilk yaptığı kar çekimi değil. Bir de FED akşamında 3000 dolar kar çekimi yaptı. Ama siz Zafer abi gibi yapmayın. FED akşamlarında işlem açmayın. Artık profesyonel olarak trade etmeye başlayınca gündüzden daha saatler öncesinden bölge belliyken bölgeyi okuyabiliyorken bu yapılabilir arkadaşlar. Bir de risk ettiğimiz o 1000 doları 50 bin dolar kar çekimine kadar çıkarmışken artık kaybedebileceğimiz para da olduğu için bu rahatlıkla FED akşamlarında işlem yapılabilir. Her zaman olduğu gibi sarı kızla başlayalım. Arkadaşlar sarı kız sürekli aynı bölgeden destek tepkisiyle gözümüzün içine soka soka bak bu hafta para kazan benden dedi. Eğer ben bu hafta altından para kazanamadıysam daha trader olmamışımdır. Çünkü hem Instagram'dan göstere göstere bakın bu bölge dedim. Hem her sabah podcastlerden bölgeyi gösterdim. bunca doneden sonra bunca tek çizgiyi anlattıktan sonra eğer kar yapamadıysak çok fazla eksiğimiz var demektir. Hadi gelin buradan ekrana geçelim. Ben sayfını tıklayalım. Bir geçmişi okuyup geleceğe doğru bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi hep aynı bölge üzerinde kalınca zaten kızartmış ekranım Buradan 4 saatliğe geçeyim. Bölgemi biliyorum çünkü. Şimdi 314'lerdeydik, 306, 307'ye doğru getirmiş. Ama ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Kristal ile, gerçi kristali de üstte almış. O zaman yapacak bir şey yok. Artık bölgemiz burası. Artık bölgemiz 306, 307. Güvenli bölge oluşturmaya çalışacağım. Şöyle stop loss'u altına alayım. Çünkü herkese yönelik analiz yapıyorum. Güvenli bölgeyi oluşturmazsam eksik kalır. Şimdi güvenli bölgemi oluşturdum. Güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra destek tepkisi, kanal belli... Yukarıdaki kanalımız neresi arkadaşlar? Yukarıdaki kanalımız 2361. Yukarıdaki kanal da tamam. Şimdi ekranı biraz sonra sağa Eğer aşağıda kalırsa alt kanalım neresi? Orayı da çizelim. Şimdi kanal geçişiyle, üst kanalıyla, alt kanalıyla kristali kaldır. Ve buradan Gun tayfını kaldırıyorum. İşte gelecek hafta içerisinde takip edeceğimiz net bölgeler. O zaman oyun planı oluşturmaya başlıyorum. 2307'nin üstünde pazartesi günü özellikle destek tepkisi olursa o zaman işlem fırsatı ve özellikle bu saat sabah 9.30 10.30 arasındaysa 2307 güzel işlem fırsatı olur. Hatta tam bölge 2314. 2314 destek tepkisiyle birlikte nereye kadar çıkabiliriz arkadaşlar? Yukarı sınırım 2361. Peki İkinci olasılığım bu birinci işlem önceliğim. Çünkü hafta boyunca sürekli destek tepkisiyle şu anda üst kanal içerisinde. Yani üst kanaldan kastım burası. Alt kanala geçelim. Alt kanalımız neresi arkadaşlar? Alt kanal ise 2306, 307. 2306'nın altında kapanırsa o zaman alt kanala doğru bir geçiş yapmış olur ve o kanal içerisinde direnç tepkisi gerçekleşir. Yani işlem girmeyeceğimiz ve kanal takibini yapacağımız. Üst kanalda mı, alt kanalda mı? Bunun takibini yapacağımız tek bölgemiz 2307 ile 2314'lük 6 7 onsluk bölge. Bu bölge bana ya üst kanala götürecek ya alt kanala götürecek. Bununla birlikte hafta boyunca dalgalarda dans edebileceğim temel bölgelerim oluşmuş oluyor. Üst kanalda tamam, alt kanalda tamam. Tüm olasılıkları anlattık altınla ilgili. O zaman geçelim bir sonraki analize. Geldik DAX'a. Arkadaşlar DAX için Instagram'da Reels'te düşebileceği bölgeyi pazartesi ya da salı gününden söylemiştim. Ve o bölge şu anda yerle bir oldu. Gelin buradan ekrana doğru ilerleyelim. Run type ile tıklıyorum. Hatta şöyle demiştim. Arkadaşlar fırsat gerçekleşti ama hafta boyunca o bölgeyi takip edin. Bir daha fırsat gelebilir. Ve bunu Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım görmüştür. Eğer görmedilerse Instagram'dan daha yakından takip ederlerse sürekli zaten keşfetlerine girmiş olurum. Şimdi 4 saatte ilerleyelim. Kanal olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Şurası. Direnç tepkisi gerçekleşti. Arkadaşlar dedim. Bakın direnç tepkisi gerçekleşti. Geç kaldık. 11'de gerçekleşti. Ama yine de bu bölgeyi bekleyin dedim. 18.521, 524 ama 18.520 bölgesi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında 13 Haziran'da bu bölge tekrardan direnç tepkisiyle al aşağı oldu. Ve bakın arkadaşlar 14 Haziran hala düşüş. Zaten ben bir analiz yapıyorsam, ben bir bölge söylüyorsam o bölge beyhude değildir. Özellikle gerçekleşmemiş bölgeleri söylüyorsam. Zaten rahatsız bir analiz yapıyorsam gerçekten bir işlem fırsatı varsa onu yaparım. Yoksa o bölgeyi anlatmam ya da analiz olsun diye bir şey söylemem. Fırsat varsa enstrümanda analiz yapmaya çalışırım. Aynen o şekildeydi. Ve görmüş olduğunuz gibi platformu kullansak da kullanmasak da orada herkesin önünde açık rast duruyordu. Ve geldi. Demek ki neymiş? Bir bölge hesaplanıyorsa platform bir bölgeyi bir tek çizgiyi gösteriyorsa orayı önemsemek gerekiyormuş. Zaten üstüne bir de ben kendi süzgecimden geçirerek analiz yapıyorum. O yüzden eğer takip etmiyorsanız Instagram'dan muhakkak takip edin ve gönderileri açın. Oralarda bir yerde bir ayar var. Gönderileri açtığınızda ben bir şey paylaştığımda anlık olarak görebiliyorsunuz. Şimdi bundan sonraki fırsat ne arkadaşlar? Şu anda bir fırsat yok. Hani Sarih dedi ya kanalın ortasında işleme girilmez diye. Bakın şu anda tamamen kanalın ortasında. Yani işleme girmek için güvenli işlem bir de bunun riskini sınıflandırarak paylaşıyorum arkadaşlar. Güvenli işlem destek tepkisi 17.791 ve destek tepkisine bakın gayet güzel. Geçmişine biraz daha bakalım. Evet buraya doğru inerse tekrardan destek tepkisi alış fırsatı. Tekrardan yukarıya çıkarsa direnç tepkisi satış fırsatı. Ve hatta şöyle yapmışımdır büyük ihtimalle annenizi Şöyle kanala almışımdır. Ve demişimdir ki arkadaşlar bu kanal bölgesi önemli. Birinci oyun planım alt kanala geçiş. Şu an alt kanalda. ikinci oyun planım ve işte fiyatın doyduğu yer. Fiyatın doyduğu yer. Bu bölgeler ikinci oyun planım alış işlemi olacak şekilde düşünürüm demişimdir. Ve yıkıla yıkıla geldi. Sonrasına bakalım daha riskli bir işlem planı oluşturmaya çalışayım. Riskli işlem kanalın tam ortası. Dediğim gibi DAX'ı tanıyan, anlık stop olabilen, kanal geçişini gören, seans saatinde işlem fırsatı bulabilen kişi için kanalın ortasındaki bölge 18.166. Bu da burada kalsın. Her şeyi kapatıyorum. Seviyelerimiz bunlar arkadaşlar. Hafta boyunca ekranımıza kalsın. Bunları takip ederek yeni işlem fırsatları yakalayabiliriz. O zaman bir sonraki enstrümana doğru ilerliyoruz. Geldim Nazda. Arkadaşlar hafta boyunca Nazda ben gruba yaptığım podcastlerde es geçtim. Çünkü yükselecek dedim ve keza yükseldi de. Çünkü mavi çipli hisseler orada ve şu anda yapay zeka devriminin olduğu anlarda, günlerde belki de aylardayız. O yüzden Nasdaq endeksi sürekli yükselecektir. Yıl boyunca yükselişine devam edecektir. Ama DAX tarafı biraz sessiz, sade kaldı. E, orada mavi çipli hisseler yok. O yüzden dirençle düşüşünü gerçekleştiriyor. Ama bizim için en güzel trade etme şekli nedir? Kanallardaki tepkilerdir. Tamam sürekli çıkan bir yerde de işleme girebilirim ama biraz daha bana borsa gibi geliyor. Ya da şöyle söylesem daha doğru olur. Profesyonel trade eden birisi için önemli değil. Sürekli çıkan yerde de işleme girerim. Ama ben burada herkesi düşünerek işlem fırsatları oluşturduğum için daha basite indirgemeye çalıştığım için o zaman daha net tepki yerlerini göstererek işlemleri ...girdirip çıkartmaya çalışıyorum. Nasdaq çok fazla böyle tepki yerleri olmadığı için es geçmiştim ama... ...şöyle bir analizini yapalım. Bakalım neler varmış. Buradan ekrana doğru ilerliyorum. Şimdi ekrana geçtiğimizde doğrudan şunu görüyoruz. Sürekli çıkan bir hisse. Çıkmış, düzeltmesini yapmış, çıkmış. Ve düzeltmesini yaptığında da... ...bir yatırımcı ya da bir trader daha doğru tabirle... ...çıkıyor ve kanala oturmuş diye işleme girer. E sonrasında düzeltme meydana geldiğinde... Buradaki düşen mumlar da zararda işlemi kapatır ve sonradan çıkışına devam eder. Sonra da şu olur. Ya ben işleme girdim, düştü. Alış işlemine girdim, düştü. Ben zararda kapattım, çıktı. Olur. Hepimizin başına gelen olay. Bunun olmaması için profesyonel trade ettiğimiz zamanda burada işleme girelim. Şimdi gelecek varyasyona doğru konuşmaya çalışayım. Kahin 20.000 hatta 22.000 tepelerine doğru çizmişti ve şu anda geldik 19 binlere doğru. Şöyle yapsak 19.663 ilk direnç bölgem. Pazartesi özellikle öğleden sonra saat 4'te buradan direnç tepkisiyle işlem açarsa ufak bir miktar 1 saat, 2 saat, 3 saat tepki kar bölgesi olabilir. Ama ana yönümüz hala yukarı. 19.600'ün içine girdiğinde 19.900'lere doğru ilerleyecektir. Onun da üstüne kapatırsa zaten 20.500'er bölgesine doğru geçecektir. Şöyle yaparsam, evet direnç tepkisi bölgesi çok net. Alt kanalı da çizelim arkadaşlar. İşlem girilmeyecek bölgeyi de oluşturayım. Şu anda daha tepe oluşmadan işlem girilmeyecek bölgeyi oluşturuyorum. Olmamış tepeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ve bununla birlikte kaldıralım. Gelecek hafta içerisinde takip edeceğimiz bölgeler bunlardır. Tabii daha da tepeleri var ama zaten gelecek hafta tekrardan bölgeleri yenileriz. O zaman geçiyorum bir sonraki enstrümanıma. Geldik sterline. Sterlin yine her zamanki bölgesinden ne kadar çıksa da direnç tepkisi aldı. Gelin ekrana geçelim bölgeyi hatırlayalım. Gun tayfuna tıklıyorum. Bakın arkadaşlar tepeye doyduğu bölge. Artık bu bölgeleri ezberlememiz gerekir. Eğer sterlinde GBP USD'de işlem yapıyorsak. Kanalın sıkıştığı bölge. Bölgeyi de aldım. Bakalım eksik bir yer tepesi eksik. En tepe olabilecek yer alt kanallar. Şimdi burada hakim bir yönden bahsetmek yanlış olur. İki yönlü hareket ediyor arkadaşlar. İki yönlü hareket ettiği için buradaki kanal geçiş bölgeleri işlemsiz yer. Zaten burada işlemsiz bölgemiz bir tane. Buradaki turuncu alan. Üst kanalda kaldığında yani 1.274'ün üstünde kaldığında tepemiz 1.283'ler ve 1.283 direnç tepkisiyle tepeye doyduğu bölge. Sonrasında Alt kanal ise 1.268, 1268 alt kanala geçtiği yer zaten şu anda alt kanalda. Gelelim buraya 4 saatliğe, 1 saatliğe. Arkadaşlar zaten bu kanalları ekranınıza çizin. Bir ay boyunca sizi götürür. Direnç tepkisi, destek. Direnç tepkisi meydana gelirse, bu bölgenin altında kalırsa düşüş uzun süre devam edecektir. Alt kanallara doğru ilerleyecektir. Önemli bölgemiz burası. Üstü için doyduğu bölge altı için hızlanarak direnç tepkisinin devam edeceği bölge olarak söyleyebiliriz. Şöyle bırakıyorum. Fotoğrafını çekin. ekrana çizin. Ben de bir sonraki enstrümana doğru ilerliyorum. Sterling yapmışken Euro olsaydı yapmasam olmazdı. O da Sterling'e özendi ve hep yukarıda direnç tepkisinden döndüğü bölgeyi oluşturdu. Gelin buradan ekrana geçelim. Şimdi ekrana geçtiğimde bakın buradan bahsediyorum. Yine burada da bir ana yönden bahsedemem. Çünkü her iki yönde de eşit hareket ediyor. Hemen burayı direnç tepkisi bölgesi olarak oluştursam, alt kanalı sıkışacağı kanal bölgesi olarak oluşursam ve ilk yerlerini alsam, kanalı ince bölgelerini alsam ve hatta ince bölgeleri işleme girilmeyecek bölge olarak düzenleyip bir turuncu kanal oluştursam üstte, altta da aynı bölgeyi oluştursam şimdi aslında işlem gireceğim tepki bölgeleri hazır. Şimdi buranın yanında da kanalın orta yerlerine Bakalım. Kanalın orta yerleri 1 burası, 2 burası, 3 burası. Kaldır ekranı. Şu anda Euro USD'nin hem tepede hem alt bölgede sıkıştığı kanalı net görmekteyiz ve günlük mumlarda arkadaşlar. Yani burası bugün de, yarın da, gelecek ay içerisinde bile sıkıştığı kanal olabilir ve bunu sürekli yukarıdaki sıkıştığı ana direnç bandı, altında sıkıştığı ana destek bandı olarak her desteğe yaklaştığında alış, her direnç yaklaştığında doymuş bölgeden satış olarak düşünebiliriz ve böylelikle anlık pozisyon çevirebiliriz. Peki o zaman bir sonraki enstrümana Hemen geçelim. Geldik USD yeni. Artık USD yani yukarıda 155 ile 160 bandında kendine yer edindi. O bölgeyi beğendi. Orada duraksaması ve hatta o bölge içerisinde iki bantta hareket etmesi devam ediyor. Hadi gelin ekranda inceleyelim. Gun type'ını tıkladım. Gun type'ını tıkladıktan sonra bakın 154, 154, 158 ve tepeyle birlikte 156 ve iki tane kanal. Şimdi bu kanalı tekrardan güncelliyorum. Belki geçen hafta da 3-5 aynı bölgelerden bahsetmiş olabilirim. Burada da bir ana yönden söz edemeyiz. Aynı Euro olduğu gibi yukarıdaki iki tane bantta sıkışıyor. Ve aslında Forex bu demek arkadaşlar. Sıkışan bantlarda day trade tepkileri kovalayabiliyorsan, gün içerisinde Salih'in yazdığı gibi pozisyonu açıp kapatabiliyorsan ve %80 oranda başarı sağlayabiliyorsan işte o zaman trader'sın. Çünkü para çaprazları hep aynı bantta ilerlemek zorunda. Çünkü dünya ticaretinde en fazla kullanılan para birimi dolar cross ya. Şimdi şöyle bir kaldırırsam üst bölgeyi çizmişim. Üst bölgeyi de çizelim. Şurayı da çizelim. Tamam. Şimdi bu bölge içerisinde turuncu kanallarımı oluşturuyorum. Oluşturdum. Alt kanaldaki turuncu kanalımı oluşturuyorum. Burası da tamamdır. Bir alt kanala daha inelim. Daha öncesinden destek tepkisi olmuş. Şimdi aynı Euro USD dediğim gibi günlük mumu hatta gelelim ve şöyle bir açalım. Bakın aynı Euro USD dediğim gibi bu kanallar sadece bugün değil kocaman kocaman gösteriyorum. Sadece bugün değil yarında, gelecek haftada, gelecek ayda işimize yarayacaktır. Çünkü tepe bölgesi belli, dip bölgesi belli. Ortadaki kanal geçişi çok net belli. Buradaki kanal geçişleriyle işlemleri yapabilmemiz gerekir. Zaten bakın USD'nin hikayesi kendine özel. Euro USD'nin hikayesi kendine özel. İki tane bölge üzerinde ara kanallarda. USD'nin hikayesinde ne var? Üst sıkışma kanalı ve kesin bölgesi alt sıkışma kanalı. İşte bu şekilde platformu nimetlerinden yararlanırız. Çünkü hiçbir şekilde aynılaştırmıyorum. Binlerce olasılık içerisinde Euro USD'nin hikayesini farklı çiziyor. USD yeni hikayesini farklı çiziyor tabii. En son dokunuşu yapıyorum ve dokunuşla birlikte zaten dar kanallardan turkaz kanallara geçişleri hazırlıyorum. Bu aslında işleme girmek için yeterli mi? Değil. Burada sadece bölgeler var. Bu bölgelerin seansıyla, tepkisiyle, işleme girişiyle, işleme girdikten sonra anlık stop olmasıyla anlık stop olduktan sonra, izleme işlemlerini yaptıktan sonra kanal geçişlerini görmesiyle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Pozisyon çevirmiş oluruz. Hocam kanalları çok iyi gördüm. Ortalama 1000 kişi izledi. 500 platform kullanıcısından 500'ü izledi. Güncel kanalları da gördüler hafta içerisinde. Belki bunların %20'si belki de çok çok %40'ı para kazanır. Çünkü bunları görmeyle para kazanma aynı şey değil. Bu işin teorik bilgisinin pratiğe dönüşmüş hali olacaktır. O trade etme yeri arkadaşlar. O yüzden bunları görmek çok güzel ama ekran başında mumlara dokunmadıkça, zarar etmedikçe, salihte olduğu gibi kendi kurallarını oluşturmadıkça hiçbir işe yaramaz. Sadece kağıt üzerinde oluşturulmuş kanallar olarak kalacaktır. Bunu bir söylemek, hatırlatmak istedim. Hani yapıyoruz, oluşturuyoruz. Her hafta geliyor. Artık ben söylemiyorum bile. İşte şu analizi yaptık, burası geldi diye söylemiyorum bile. Çünkü her hafta geliyor, gelmek zorunda. Çünkü milimetrik hesaplama yapıyor. Ama bu geldiğinde kim ne yapıyor? Ve artık şunu da istemiyorum. Kar yaptım. Önemli değil. Kar yaptık. Haftanın sonunda da 200 dolar da olsa kar çekimi. Ve düzenli kar çekimi beni trader yapar. Anlık 100 doları 1000 dolara getirmek beni trader yapmaz. O yüzden Zaten haftanın trader adaylarında hep kar çekimlerini göstermeye ve neden nasıla doğru geldiklerini anlatmaya çalışıyorum. Peki buradan geçelim bir sonraki enstrümanımıza. Evet geldik Euro GPB'ye. Euro GPB çok diplerde. Kain zaten düşecek demişti. Ben çıkacak demiştim. Ve birinci planım çıkacak yönündeydi. Büyük ihtimalle geçen hafta programın sonunda söylemişimdir. Bir miktar düştü ve yine altlarda dolaşıyor. Şimdi gelin ekrana geçelim. Grand tayfını tıkladım çıktı. Şu anda kanalın üstünde yani şurada nerede? Burada yavaşladıktan sonra alt banda indi. Bantları göstereceğim yine. Hani trade etmek şu değil zaten biliyoruz değil mi? O kadar çok söyledikten sonra. Tek bir yönde sinyal geldi. O sinyalle işleme girdim. Eğer trade etmeyi bu olarak algılıyorsanız hiç gerçek hesaba geçmeyin arkadaşlar. Anlık pozisyon çeviremezseniz, anlık satıştan alışa geçip kar yapamazsanız o zaman trade edemeyiz. Çünkü Forex'te sürekli kanallar içerisinde hareket ettiği için net bir şekilde tamam bu pozisyonum satış. Stop um burası. Bu çok başlangıç seviyesinde trade etmektir. Aklımı kullanacağım, zekamı kullanacağım. Anlık kanal değişimlerini göreceğim. Onunla birlikte pozisyona gireceğim. İzleme işlemi koyacağım. Baktım izleme işlemiyle birlikte kanal geçişi gerçekleşiyor. Karda kademeler ekleyebileceğim diye devam eden bir mesleki gelişim sürecinde işlem açabilmeliyiz. Zaten o zaman başarılı oluruz. Yoksa ben zaten şey hiç söylemem. Şu anda satış koşulları satıyoruz. Alış koşulları alıyoruz. Asla demem. Zaten bu tek yön görmektir. Diğeri diğer yön de aktif olursa işte o zaman 20 dolar zararı pozisyon değiştiğinde, yön değiştiğinde 200 dolar kâra kadar götürebiliriz. Burada ise 0.843'ün altında kalırsa alt bant burada hakim yönüm var. Hakim yön yukarı. Çünkü çok diplerde. Ama dipler ne zaman bitecek? Euro USD gibi Euro GPB de süründürür. Yavaş hareket eder. Aylarca aynı kanalda kalabilir. Bakın haftalık mumdayım. Aynı kanalda. Destek tepkisi gelmiş. Direnç tepkisine gelene kadar belki bir ay geçmiş. Alt kanalda geçmiş. E, ama para çaprazlarında işlem açmanın şu güzelliği var. Açıp takip etmeden bırakabilirsin. Yani hocam bu analizleri saatlik mumu göre mi açıyoruz? Hayır. 30 dakikalık mumu göre açıyoruz? Hayır. Enstrümana bağlı. Eğer enstrüman hareketliyse 30 dakikalık mumlarda açarsın. Seans açılışlarını göz edersin. Ama enstrüman yavaşsa, para çaprazıysa 4 saatlik mumlarda olur, saatlik mumlarda olur. Açarsın, beklemezsin. 5 gün sonra kâra geçtiği olur. 10 gün sonra 5 gün zararda bekleyip 10 gün sonra kâra geçtiği olur. Stop olursun, stoptan kâra çevirsin. O yüzden mum başlı başına kriter değil. Seansıydı, Hareketli olması, yavaş olması bunların hepsini düşünerek sonuca doğru ulaşmalıyız. Ama bizim zihnimiz genelde ne yapar? Daha basite indirger. Daha kestirme yol arar. Şimdi arkadaşım şunu düşünüyor. Hocam analizi gördüm. Çok güzel. Hangi mumla gireceğim? Tek bir olasılığa indirmeye çalışıyor. Ama hangi muma indireceğim yerine tüm olasılıkları birleştirmek zor olandır. Ama en doğru olandır. Çünkü o olasılıklarla birlikte ikinci, üçüncü koşulu da görmeye başlarsın. Peki buradan... Şuraya doğru geçmek istiyorum. Alt kanala. Zaten kanallarım oluşmuş şekilde. Açtım. Açtım. Açtıktan sonra zaten kanal tepkileri belli. Şuradan günlüğe doğru geleyim. Günlükte açsam. Evet. Bölgelerim çok daha net. Bakın. işleme girilmeyecek bölgeler. Bakın buranın hikayesindeki kanallar da farklı çıktı. Hani hiçbirisi birisinin aynısını değil. Böyle olması gerekiyor. Profesyonel trade edebilmek için bunu görebilmek gerekiyor. Ve platformun avantajı şu. Gözümle destek direnç demeyeceğim bölgeleri işaretliyor ve oradan gün içerisinde tepki yakalamış oluyoruz. Çünkü o geçmişindeki öğrenmeleri yapıyor. Geçmişindeki öğrenmelerle birlikte e, manasız görülen bir yerden tepkileri, çizimi oluşturup daha gün başlarken tepkiyi yakalamış oluyor. Peki, ben konuşurken bir yandan da grafiğimi hazırladım. Bu grafik üzerinde Euro GBP'yi takip edebiliriz. Geçiyorum, son esirmanım Bitcoin'e. Arkadaşlar Bitcoin, 70 bin seviyesini çok denedi. 13 Mart'tan bu yana 70, 71 bin direnç tepkisi olup sürekli o direnç tepkisiyle birlikte 5.000 dolar, 6 bin dolar alt bantlara doğru ilerliyor ve yine bu hafta da öyle oldu. Gelin grafikte detaylıca analiz edelim. Şimdi grafiği açtım. Artık o kadar çok yatay bant hareket etti ki kızartmış her yeri. Şimdi ben bunu daha da sadeleştirip bantlar haline getireceğim. Birincisi şu bölge 69 kesin dönüş yapabileceği bölge. İkincisi 67. Üçüncüsü şu bölge. Geçsek şuraya doğru. Alt kanalda yataylaştığı ve dönmesi gereken bölge. Burası şimdi kesin kanalları oluşturuyorum. Sıkıştığı ve daha basit bir oyun planı. Şimdi bölgeyi söylüyorum. Ola ki gelecek hafta içerisinde destek tepkisi gerçekleşirse. 67.900'e kadar çıkarsa birinci oyun planım 67.900 satış. Gelecek haftalar düşüş akımı devam ederse ve burada yataylaşırsa yani 61.000 ile 62.000 arasında yataylaşırsa bir sonraki çıkış akımının başlayabileceği yer 62.293 olacaktır. Ortadaki kanalı çizdim. İşte Bitcoin'in kanal sıkışma hikayesi ve güncellediğimiz bantlarla birlikte yukarıdaki direnç tepkisi bölgesi, alttaki destek tepkisi bölgesi bakın destek, destek, destek. Burasıymış. Çok sorun değil. Destek. Çok temiz bölge. Şimdiden belki bir ay sonraki, iki hafta sonraki destek kanalımız 62.700 bölgesi şu an ekranımda. Şu an direnç tepkisi olduğu yer ekranımda. Kanalın ortasında artık sana bağlı. Ne kadar pozisyon çevirebiliyorsun. Kanalın ortasındaki bölgeyi de işaretledik. Bundan sonrası senle Bitcoin arasında. Ama bence net turuncu kanalları beklemek daha doğru olacaktır. Yön konusunda day trade day trade pozisyonlar açarken. Bu haftanın haftalık analizi de böyleydi arkadaşlar. Umarım gelecek hafta içerisinde trade ederken yolunuzu bir nebzede olsun aydınlatır. Bir sonraki analizde tekrardan görüşmek üzere.